Evet, yepyeni bir hastalığı konuşuyoruz. Yani esasında vardı ama biz daha kulağımıza aşina oldu son günlerde. Yeni bir salgın riski var mı sorusu herkesin beyninde soru işareti olarak duruyor, cevap bekliyor. Bu konuyu konuşalım dilerseniz enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sıla Akan yayın konuğumuz. Sayın Akan merhaba, yayına hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şimdi vatandaş diyor ki bu maymun çiçeği de nereden çıktı? Bu kadar hastalık çektik. Şimdi kış kapıdayken, çocuklar okula başlayacakken bu maymun çiçeği hastalığı da nereden çıktı? Eyvah, çocuğumuz da buna yakalanabilir mi? Hemen başlayalım dilerseniz. Belirtileri nelerdir? Aslında belirtileri çok rahatsız edici belirtiler. Çünkü böyle işte içi sıvı dolu küçük küçük vezikül dediğimiz lezyonlarla kendini gösteriyor. Kaşıntılı, tıpkı biraz aslında su çiçeğine de benzer gibi vücutta yayılabilen ve biraz da böyle içindeki sıvının boşalarak, kurutlanarak böyle aslında iyileştiği bir hastalık. Çok aslında virüsü de barındırıyor o küçük sıvı içindeki küçük veziküller. Ve bulaştırıcılığı da fazlalaştırıyor. Kişi için de rahatsız edici bir durumu var. Ama aslında normalde kendi kendine iyileşmesi lazım. O süreç biraz sıkıntılı. Bir takım komplikasyonlara da gidebiliyor. Normal su çiçeğiyle hemen hemen aynı mı belirtileri hocam? Evet, hemen hemen böyle lezyonlar yayılması şekli, mukozalara deride her yerde olması. Aslında biraz daha bu siz en başında bahsettiğiniz yayının buradaki clat 1, clat 2 olarak ayrılmış ve evrimine devam ediyordu virüs. Fakat sonra o da 2A, 2B gibi 2 olan daha ılımlı, daha az ölümcül olan tipi. Onların içinde de gene en ılımlı olan 2B yayılabilme olasılığı buldu ve yayılıyor. Çok yayılan aslında bu. Ama yayıldığı için de tabii ki bir takım değişiklikler ve mutasyonlara gitmeye başladı. O yüzden de aslında korunmaya çok da direkt bir antivirali, yani antivirali var, ilacı vesairesi var ama yani korunma burada daha ön plana çıkıyor. Çünkü bulaştırıcılığı fazla. Peki nasıl Böyle bulaşıyor hocam? Onu havluydu. bir konuşalım dilerseniz. Şimdi çünkü okulların açılmasına da artık bir aydan az bir süre kaldı. Özellikle bebeklerin ve çocukların daha da fazla etkilendiği de ifade ediliyor. Nasıl bulaşır? Aslında bir virüs böyle düşük sıcaklıkta, ısıya vesaire dirençli bir virüs. Yani bir ortamda, bir işte eşyanın üzerinde, giysilerde uzun süre kalabilir, canlılığını korur. O yüzden de ama bir yandan da çok kolay inaktive oluyor. Yani böyle bir 70 derecelik suyun içinde 5 dakikadan az bir sürede inaktive olabilir. Sıcaklıktan hemen inaktive olabiliyor. Ama işte eşyalara çok dikkat etmek gerekiyor. Onlar da varlığını sürdürebiliyor bir kez bulaştıysa. Temizliğe ya da işte %70'lik etanol vesaire gibi dezenfektanlara son derece kolay inaktive olabilen bir virüs. Ama eğer bir temizlik yapılmazsa orada aslında isterseniz uzun sürede kalabilir, canlılığını koruyabilir. Basit bir şekilde inaktive oluyor. Bulaştırıcı ciltten cilde temasla, işte cilt bütünlüğü bozulmuş, açık bir yara varsa vesaire, bir başkasının işte elindeki bütün bu lezyonların içindeki virüsler bulaştırıcı. Onunla temas ettiğinde işte ya da bir eşyanın üzerine daha önceden bulaşmış bir virüse dokunduğunuzda ve açık bir yeriniz varsa gene bulaşabilir. Öpüşmeyle, cinsel ilişkiyle vesaire bulaşabilir. Ama bulaşı kolay çünkü bütün o veziküllerin içinde virüs var ve aynı zamanda ağız içindeki lezyonlarda da olduğu için uzun süre solursanız gene aynı şekilde bulaşabilir. Yani bulaşı kolay olan bir virüs. Biraz daha belki bütün bunlara dikkat ederek yapmamız gerekiyor. Yani objeleri sadece 5 dakikalık 70 derecelik suyun içinde bir kez 1-2 dakikayı tutsanız bile inaktive oluyor. Yani temizlik aslında ana kural Yine ve bizim çok fazla korona dönemlerinde böyle dakikalarca, saniyelerce el yıkama rutinleri vardı. Tırnakları böyle avuç içinde özellikle temizleyelim, sonra iyice çevirelim, yıkayalım, bilmem kaç saniyeyi tamamlayalım gibi rutinlerimiz vardı. Yine herhalde ona dönmek kışla beraber önemini artıracak herhalde. Yani o kadar şey yapmaya gerek yok. Sadece suda bile inaktive olabiliyor. Ama tabii ki bir hani özel bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Tabii çocuklar işte birlikteler, sürekli bir aradalar. Yani o tip şeyler ortamlarda bulaşabilir. Yani temizlik kuralları dışında çok bir de çok görünür bir virüs. Yani çok böyle hani enfekte olduğu bilinen bir virüs olduğu belli olur kişilerin. O kişilerin zaten izole etmesi lazım kendisini. Bulaşıcılığı engellememiz gerekiyor. Çünkü bulaşıcılığını artıran bir kol hakim şu anda. Peki Ve hocam, yayılmaya işte.
diyelim bulaştı. O zaman nasıl bir tedavi uygulanıyor? Aslında semptomatik tedavi uygulanıyor. Bu bir şekilde hani onun biraz daha izole edip antiviralleri var. Aslında Japonya'da bu üçüncü kuşak aşılar en son 1970'te Japonya üçüncü kuşak bu Ankara şeyini suçunu içeren aşıyı geliştirmişlerdi ve o aşıyı da karşılaşma sonrası koruma amaçlı da kullanıyorlardı. Gene o aşılar kullanılabilir. Tedavisi var, antiviraller var. Onları vermek ve aynı zamanda da ortaya çıkabilecek komplikasyonları yönetmek gerekiyor. Yani hastaneye yatırıp izole etmek, bulaşıcılığını engellemek için biraz daha dikkatli olmak gibi. Yoksa kendi kendine iyileşebilir bir etken. Ve dediğim gibi bütün bu klatlar içinde de en aslında mortalitesi az olan bir kol dolaşıyor. Ama dezavantajı çok kolay yayılabildiği için bir şekilde karşımıza çıkacaktır. Çocuklar tabii ki daha hassas. Çünkü çiçek aşısı işte 35 yıldır yapılmıyor. Çiçek aşısı olanlarla çapraz reaksiyonla koruyor aslında. O yüzden de aslında gençler ve çocuklar biraz daha bu konuda hassas. Çünkü onlarda aşı yok. O açıdan biraz daha gençlere temizlik vesaire açısından dikkat etmemiz gerekiyor. Bulaşıcılığı engellemek gerekiyor. Artık dünya çok global ve her an karşımıza çıkabilir. Nasıl hocam, nasıl engellenebilir ki? Şimdi gerçekten de yazın sıcaklarda evet kalabalık ortamlarda belki çok bulunulmuyor ailecek ya da işte ne bileyim daha açık havalar tercih ediliyor bireyler tarafından. Ama şimdi artık Eylül'le beraber daha kapalı mekanlara geçilmesi ne başlanacak hem sosyal hayatla beraber hem eğitimle beraber iş hayatında keza zaten kapalı hayatta devam ediyoruz. Kapalı mekanda devam ediliyor. Yani el yıkamanın ötesinde ya da ne bileyim bireysel temizliğin ötesinde nasıl engellenebilir böylesi hastalıklar? Yayılma hızını hem nedir onu bir daha alayım sizden. Bunun yayılma hızını bir daha belirtelim dilerseniz. Hem de gerçekten nasıl bir şey yapacağız ki önüne geçeceğiz? Evet, yani çünkü bu sonuçta fiziksel temasla ulaşan bir şey. El sarılmak vesaire bir şekilde giysilerden olan bir şeyi tekrar elinizdeki işte bir çizikten vesaire girebilir. Bu açıdan hani ama kendini çok böyle belli eden bir hastalık olduğu için de bu açıdan hani lezyonları falan olduğunda bunun mutlaka izole edilmesi gerekecek. Yani çok böyle koronadaki gibi yani bazı hastalar biliyorsunuz çok daha sessiz geçiriyordu. Bu öyle değil. Çok böyle klinik olarak kendini göstererek geçirilen bir hastalık. Yani hasta olan kişi zaten hani okula vesaireye gidemez ya da herhangi bir şeye gidemez. Çünkü sıkıntılı, kendi için özellikle çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. O açıdan hani çok görünen bir durum olduğu için bunun izolasyonuna dikkat etmek gerekiyor. Ölüm oranları düşük ama hani bu kadar yayılırsa tabii ki aynı koronadaki gibi, koronada da biliyorsunuz mortalite çok düşüktü aslında ama o kadar çok kişi enfekte oldu ki ölümler çok fazla bir sayıya ulaştı. Burada da bu şekilde bu aslında ılımlı bir kol gidiyor ama bu ılımlı kol son derece yayılma hızını artırmış bir kol. O yüzden mutlaka bir şekilde bizim ülkemizde de gelecektir. Tek avantajı çok görünür olması ve hani bunun hemen izolasyonu önlemlerin alınması gerektiği ve aslında da çok bir şekilde kendi kendini de aslında toparlayan, aslında virüslerde böyle bir özellik de var çoğunda, kendi kendini toparlayabilme şansı olduğunda bir şekilde vücut direnci vesaire açısından da kuvvetli olduğumuzda kendi kendine de iyileşme özelliği oldukça yüksek olan bir virüs. Ve aşılamaya, işte olanları tedavi etmeye başlayacağız. Ve bu şekilde ve karşılaşma sonrası gibi durumlarda da gene aşı açısından hemen aktif olmamız lazım. Aşı yapmamız lazım. Çünkü dediğim gibi yayılması an meselesi ve gelmesi tabii ki an meselesi. Peki aşı kaç yaşından itibaren yapılabilir hocam? Şimdi su çiçeği aşısıyla çapraz etkileşime giriyor. Onlar biraz kurtarıyor kendini dediniz ama buna özel olan aşı kaç yaşından itibaren yapılabilir? 3 kilodan ağır herkese yapılabilir. Yani bebeklerin hemen yani şey herkese yapılabilir diyebiliriz kabaca aslında. Herkesin olabileceği bir aşı. Çünkü bu hani bu en son 1970'te Japonların aslında 3. jenerasyon yaptıkları bu aşı böyle bir ilk aşılar gibi, çiçek aşısı gibi daha az komplikasyonu olan gibi değil. Yani daha az komplikasyonları var. Daha kolay uygulanabilen aşılar. O yüzden herkese yapılabilir aşı. Kaç doz hocam? Ve oldu. 2 doz şeklinde ama hemen aslında biz bu koruma için kullanacaksak hemen yapılması gerekiyor tabii ki.
Yani 3 kilodan yüksek herkese, bebekler dahil, iki doz şeklinde uygulayıp bir önleyici tedavi planlanabilir. Şimdiden bundan çekiniyorsak eğer